Çok ağlamış gibi görünüyor muyum? Ağlamış olman Gülce için normal. Baban için endişelendi sonuçta. Önemli olan bundan sonra nasıl davranacağım. Bütün gün tabii saçım başımla dağıldı, dışarıdaydım. Yok, onu saçına dokunmak istediğim için düzelttim. Kesinlikle böyle. Bence hazırız. Çok kötüsün. Her seferinde gülümsetmeyi başarıyorum ama. Bekle dur. Son ne zaman dişlerini fırçaladın sen? Hadi buradan başlayalım. Tamamdır. Abicim, abicim geldi, abicim geldi. Belki gece de gelmiştir. Abicim. Çok özledim abicim, çok özledim, çok özledim, çok, çok özledim, çok. Abicim benim. Abicim. Gececiğim, durumlar nasıl? Bir değişiklik yok. Yani her şey çok yolunda. Biz de o yüzden geldik zaten. Verda teyze orada kaldı o zaman. Evet, babam uyandığı zaman yanında birisi olsun diye. Siz de çok yoruldunuz. Hadi artık nöbeti biz devralalım. Yok ya, estağfurullah, olur mu öyle şey? Bana bir şey oldu. Ne oldu? Bir yerine mi bir şey oldu ablacığım? Sanırım... Ben de sana sarılmak istiyorum. Tamam. Benim de zaten çok ihtiyacım var. Ama işte... Hem sarılmak istiyorum... Hem de bana dokunduğunu düşününce... Rahatsız hissediyorum. Sanki içinde iki tane ses varmış gibi. Gülceciğim... Sadece birini dinlemek zorunda değilsin. Ablana belli bir süre sarılırsan belki rahatsızlığın da geçer. Olabilir. Ama 9 saniye çok az. 18 saniye sarılsam olur mu? Sen bana ne kadar istersen o kadar sarılabilirsin. Tamam ya. Hadi yeter, beni de anlatacaksınız, tamam mı? Bitti sanırım.